Osmanlı Devleti son dönemlerinde derin bir ekonomik kriz yaşamaktaydı. Bundan nasibini Mustafa Kemal de almıştı. Bu videomuzda sizlere Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız bir ticaret girişimini ve yaşadığı bazı parasal sıkıntılardan bahsedeceğim. Asıl konuya gelmeden önce zamanı biraz geriye saralım. Mustafa Kemal Paşa, Suriye'deyken yetiştirmiş olduğu bazı atlarını parasal sıkıntıları sebebiyle satmak niyetindeydi. Fakat maalesef atlara hiçbir talip bulamadı. Daha sonra Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile denk geldiği bir ortamda bu konuyu ona açtı. Cemal Paşa atların kıymetli olduğundan bahsederek 2000 lira karşılığında atları satın aldı. Mustafa Kemal Paşa da artık İstanbul'a gelmişti. Bu sırada atları 2000 liraya alan Cemal Paşa da atlara alıcı bulmuş ve 5000 liraya satmıştı. Bu parayı vermesine lüzum olmadığı halde Cemal Paşa aradaki 3000 lira farkı Mustafa Kemal Paşa iletti. Bu olay ikili arasındaki arkadaşlığı gösteren detaylardan sadece birisidir. Gerek bu paralar, gerekse de daha önce biriktirmiş olduğu paralarla birlikte bir sermaye oluşturan Mustafa Kemal Paşa'ya bir takım kişiler tarafından paralarını değerlendirmesi için teklifler gelmeye başladı. Mustafa Kemal'in eski bir ahbabı kendisine "Elinizde birikmiş paranız var, bunları değerlendirmek lazım." diyerek onu ticaret yapmaya teşvik etti. Kemal Paşa bu teklife "Ben ticaret bilmem ki." şeklinde cevap vermişse de ahbabı üsteledi. "Bilmenize gerek yok efendim. Mesele Ahmet Beyefendi'ye sizin bu paranızı kabul ettirebilmekte. Ondan sonra paranız kendiliğinden işler durur." dedi. Mustafa Kemal Ahmet Bey'i tanımıyordu. Fakat arkadaşına güvenip para anamın sandığında duracağına işlesin diye düşündü. Ahbabına olumlu bir görüş belirtti. Ahbabı ise Ahmet Bey'i övmeye devam ediyordu. "Belki paranızı kabul dahi etmez. Kendisi çok büyük işler yapmakta." diyordu. Mustafa Kemal Ahmet Bey'le tanışmak için bir buluşma organize etti. Yanına arkadaşı Fethi Bey'i ve arkadaşını da alarak bir gün yemeğe çıktılar. Ahmet Bey oldukça hoş sohbetli, donanımlı, nazik biriydi. Yemekte para ve ticaret konusu dahi açılmadı. Kemal Paşa "galiba bizi beğenmedi" diye düşündü. Ahbabına işaret ederek konuya girmesini istedi. Ahmet Bey yarım ağızla konuşarak "önemli olan sizinle buluşmak, ticaret her zaman yapılır" tarzı cümleler kurdu. Yemek bittiğinde Mustafa Kemal Fethi Bey'e "nasıldı?" diye sordu. Fethi Bey ise "nesin nasıl, iş nedir, ne verilecektir, ne getirecektir, bir şey söylemedi ki" deyip bu işe para koymayacağını belirtti. Mustafa Kemal Fethi'nin inatçılığı yüzünden arkadaşının böyle bir fırsatı kaçırdığını düşündü. O sırada yaveri Cevat Abbas da bu işe biriktirdiği 150 lirasını koydu. Birkaç gün sonra yazıhaneye gidildi ve para ilgili kişiye verildi. Ahmet Bey almış olduğu parayı saymadı dahi. Mustafa Kemal bu durumu oldukça şaşırdı. Peki yapılacak iş neydi? Ahbabının bahsettiğine göre bu iş gemiyle yapılacak olan bir incir ticaretiydi. İncirler satın alınıp gemiye yüklenecek ve limanlarda hazır olan alıcılara satılacaktı. O satıştan elde edilecek gelirle de başka bir ticari ürün alınacak ve kar edilecekti. Mustafa Kemal'in parası da sürekli olarak işleyecekti. Aradan günler, haftalar, aylar geçer. Mustafa Kemal işkillenir. Konuyu arkadaşı Fethi'ye açar. Fethi şöyle söyler. "Ne yer kendisi, ne inciri birader. Mükemmel dolandırdılar seni." Kemal Paşa daha sonra bu durumu eski ahbabına sorar. Sonuçta o aracılık etmiştir. Ahbabı da sürekli olarak geciktirici cevaplar verir. Gemi yanlış bir limana gitmiş, incirde kurt yokmuş da var diye rüşvet istemişler, incir boşaltılmış, yerine yeni malların yüklenmesi bekleniyormuş vesaire vesaire. Her görüşmede yeni bir haber, fakat ortada gemiden eser yok. Sonunda da tekne batmış haberi gelir. Haliyle de Kemal Paşa'nın da parası batmış olur. Fakat yaveri Cevat Abbas 150 lirasını kaybetmeyi bir türlü içine sindiremez. Bir gün Ahmet Bey'i köprü üstünde görüp sıkıştırır. "Buraya bak, ben paşa değilim. Ya şimdi paramı verirsin ya da seni köprüden aşağı atarım." der ve parasını kurtarır.
Bizleri bu anından haberdar eden Falih Rıfkı Atay konuyu şöyle bitiriyor. Mustafa Kemal o güzel tatlı anlatışıyla bu ticaret macerasını ara sıra tekrarladığı zaman hala maaş artıklarından birikme parasına içi yanardı. Bizler meseleye şöyle bakalım. Kemal Paşa en azından helal parasının bir kısmını kaybetti. Halkının parasını değil. Şimdi ise sizlere Mustafa Kemal'in gençlik yıllarında yaşadığı para sıkıntılarını kendi sözleriyle anlatalım. Bugün para durumumu inceledim. Harcamaları gelirim pek ziyade üzerinde buldum. Şimdiye kadar cüzdanıma girip çıkan parayı hesap etmek hatırıma bile gelmemişti. Fakat bu hesapsızlığın vahim sonuçları olmak üzere pek büyük ızdıraplar altında maddi ve manevi olarak ezildim. Şimdi sarf olunan paranın harcandığı yerin ve zamanın kaynına baktığım zaman hareketlerimdeki düzensizlik dikkatimi çekiyor. Her zaman bu defterimin gözden geçirilmesiyle hissettiğim pişmanlıklar ihtimaldir ki yaptığım hareketleri düzenlememe sebep olacak. Fakat ben henüz bunun tesirini anlayamıyorum. Masrafların sebebi fazlalığından ziyade gelirlerin azlığıdır. Atatürk bu son cümlesinde dönemin ekonomisinin ne kadar kötü olduğunu bizlere anlatmıştır. Onun gibi birçok asker de maaşlarını aylarca alamamış, almışsa da çok az almıştır. Şimdi ise milli mücadele döneminde çekilen bir parasızlık gününe gidelim. Güya İngilizlerin desteğini alan Mustafa Kemal Sivas'tan Ankara'ya nasıl gitmiş? Hep birlikte bakalım. Büyük Millet Meclisi'ni kurmak için 22 Aralık 1919 günü Sivas'tan Ankara'ya doğru yola çıkılacaktı. Kongreler süreci bitmiş, artık savaş zamanı başlamıştı. 20-25 km hızla giden üstü açık araçla 5 günün sonunda Ankara'ya varmak hedefleniyordu. Temsil heyetinin elinde ikisinin lastikleri dolma, birininki şişirme olmak üzere 3 adet otomobil vardı. Hiçbir yerde lastik ve benzin bulunmuyordu. Mevsim kıştı, yollar bozuk ve eşkıyayla doluydu. Yolculuk işini Yaver Masar Müfit yapacaktı. Yedek lastik, yemek, benzin vesaire. Fakat Sivas'ta lastik alacak hiçbir yer yoktu. Aklına birden Amerikan Koleji'nin deposunda bulunan 10-15 çift lastik, 20-30 teneke benzin geldi. Bu durumu müdürün yanında söyledi. Müdür, derhal verelim teklifinde bulundu. Fakat Masar Müfit biraz düşündükten sonra hediye olarak alamayız, parasıyla alacağız dedi. Ancak para da yoktu. Müdür, madem öyle parasını verin deseydi Masar Müfit çaresizdi. Çünkü Mustafa Kemal'de de para yoktu. Konuyu utana sıkıla Mustafa Kemal'e iletti. Kemal Paşa bu armağan için madem öyle nazik bir şekilde bize bunu yazıyla yazsınlar dedi. Çünkü Kemal Paşa yarın bizden lastik ve benzin aldılar ve parasını vermediler derlerse bu belgeyi gösterecekti. Benzin ve lastik halledilmişti. Şimdi sıra erzaktaydı. Türkiye'nin kuruluşuna imza atacak olan 3 arabalı bu heyet yanlarına kasada biriken bütün parayla ancak şunları alabilmişti. 20 yumurta, 1 okka peynir, 10 ekmek. Tam bunlarla yola çıkılacağı esnada Masar Müfit ne yaptı etti, kefil buldu, tam gidileceği gün tüccardan 1000 lira borç para aldı. Bu parasızlığı en fazla Masar Müfit ve Mustafa Kemal hissediyordu. 1904 yılında parasızlıktan maddi ve manevi olarak büyük ıstırapla ezildim diyen Mustafa Kemal, kim bilir yanındaki heyete karşı kendini o günlerde nasıl hissetmişti. Evet arkadaşlar, bir anılar serisi videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kaynakçalar her zaman olduğu gibi açıklama kısmında.